Evet arkadaşlar, inkılap tarihine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son Trablusgarp Savaşı ile süreci sonlandırmıştık. Geldik şimdi Balkan Savaşları'na. Trablusgarp Savaşı 1911 yılında gerçekleşmiştir. Uşi Antlaşması 1912 yılında imzalanmıştır. Balkan Savaşları 1912-1913'tür arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması 1914 yılındadır. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişi 1915'tir. Böyle kronoloji devam ediyor. Şimdi biz Balkan Savaşları dediğimiz zaman 1. ve 2. Balkan olarak kaç ayırıyoruz savaşları? 2 ayırıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 1. Balkan Savaşı diyorum, bakın başlık olarak ayrı ayrı işleyeceğimize göre 1. Balkan Savaşı diyorum ve 1. Balkan Savaşı'nın öncelikli olarak sebepleriyle başlıyoruz. Evet, sebepleri. Peki bir savaşta saldıran kimse sebepleri ona göre kurguluyor muyduk biz? Evet arkadaşlar. 4 tane Balkan devleti biraz sonra içeriğine girdiğimiz zaman söyleyeceğim. Osmanlı Devleti'ne saldırdı. Demek ki o zaman bu Balkan devletlerinin bazı amaçları var. Peki öncelikli olarak bakın, birinci sebebi Osmanlı'nın Balkanlardan tamamen atılmak istemesi. Arkadaşlar, Osmanlı'nın Balkanlardan atılmak istemesi. Balkanlardan arkadaşlar atılma düşüncesi. Aynı zamanda 2. Dedim ki ben Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı'nın güçsüzlüğü ne şekilde ortaya çıktı? Bu durum Balkan devletlerini cesaretlendirdi ve Balkan devletleri Osmanlı'ya saldırdı. O zaman Trablusgarp Savaşı'nın etkisi diyoruz. Ki zaten Trablusgarp Savaşı'nda da söylemiştim. Trablusgarp Savaşı Balkan Savaşları'nı tetiklemiştir diye. Trablusgarp Savaşı'nın arkadaşlar etkisi. Yine üçüncü sebep şudur. Biliyorsunuz Rusya'nın Balkanlarda uyguladığı bir politika var. Nedir o? Panslavizm politikası arkadaşlar. Slavlar üzerinde etkini kurma. Slavlar arkadaşlar kendi kontrolüne alma. Slavları birleştirme. Panslavist politikanın etkisi. Evet, Panslavist politikanın etkisi. Yine değerli arkadaşlar, aynı zamanda bakın Fransız ihtilalinin dünyaya yaymış olduğu milliyetçilik akımı var. Ve işte bu milliyetçilik akımının etkisi Balkan Savaşları'nın sebeplerinden biridir. Mesela 1. Balkan Savaşı devam ederken Arnavutluk ne yapacak? Bağımsız olacak. Bu neyin etkisidir? Değerli arkadaşlar, Arnavutlar bir Arnavut devleti kurmak istiyor. E bu milliyetçilik işte. O zaman milliyetçilik akımının etkisi diyoruz. Bakın milliyetçilik arkadaşlar akımının etkisi. Yine aynı zamanda 5. Osmanlı Devleti son dönemde biliyorsunuz dikkatini nereye çevirdi? Trablusgarp'a çevirmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar Balkanlar'da yüzyıllardır takip ettiği belli bir siyaset vardı. İşte bu Balkanlar'daki gelişmeleri son dönemlerde Trablusgarp Savaşı'ndan dolayı dikkatli şekilde takip edemeyince bu durum arkadaşlar bölgede bir zafiyet oluşturdu. O zaman diyoruz ki bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilememesi, bölgedeki gelişmelerin yakından takip arkadaşlar edilememesi. İşte bu maddeyle bakın, bu maddeyle paralel bir tane daha cümle geliyor. Kiliseler sorunun Balkan devletlerinin lehine çözülmesi. Ne demek arkadaşlar bu? Bulgar ve Sırp kiliseleri arasında bir rekabet vardı. Ve 2. Abdülhamit döneminden itibaren, Osmanlı dağılma döneminden itibaren bu rekabeti körüklüyordu. Neden? Bu rekabet devam ettiği sürece Balkan devletleri bir araya gelip bir birlik kuramıyordu çünkü. Bu da Osmanlı Devleti'nin işine geliyordu arkadaşlar. İşte Bulgar ve Sırp kiliseleri allemetti, kallemetti. Osmanlı bölgeye dikkatini tam olarak veremediği için birleşti. Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine ya da aleyhine çözülmesi diyoruz. Bakın arkadaşlar, evet. Dolayısıyla kiliseler sorununun arkadaşlar, kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine çözülmesi ya da aleyhine çözülmesi. Yine değerli arkadaşlar 7. Balkan devletleri Makedonya bölgesini ıslah talep ettiler. Osmanlı Devleti arkadaşlar bu ıslah talebine çok olumlu cevap veremeyince bu durum Balkan devletleri için tetikleyici bir unsur oluşturdu. Evet, Makedonya bölgesinde ıslahat talebi diyoruz arkadaşlar. Balkan devletlerinin Makedonya bölgesinde ıslahat talebi arkadaşlar. Şimdi gelelim, evet, mücadelenin gelişimine. Bakın arkadaşlar, Trablusgarp Savaşı İtalya ile Osmanlı Devleti'ne gerçekleşmiştir. Lakin 1. Balkan Savaşı'nda 4 tane Balkan Devleti Osmanlı'ya saldırmıştır. Önce Karadağ, Edirne'nin Yeni Pazar kasabasına saldırdı ve 1. Balkan Savaşı'nı arkadaşlar Karadağ başlattı.
Evet, diyor ki Karadağ Yeni Pazar kasabasına saldırdı. Karadağ arkadaşlar Yeni Pazar kasabasına saldırdı. Dostlar, Karabağ'ın bu saldırısı savaşı başlattı. Arkadan 3 tane daha devlet Osmanlı topraklarında işgal faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladı. Mesela bakalım şimdi Sırplar arkadaşlar özellikle İşkodra ve Manastır'a girdi. İşkodra ve aynı zamanda Manastır'a girdi. Ayrıca arkadaşlar bakın 3 Yunanistan değerli arkadaşlar Yunanistan özellikle Yanya arkadaşlar Selanik aynı zamanda bakın aynı zamanda Ege adalarını işgal etti. Ege adalarını işgal etti. Yine bakın ayrıca özellikle Bulgaristan ve arkadaşlar Sırbistan Makedonya bölgesini ortaklaşa işgal etti. Evet bu Sırbistan ve Yunanistan özür diliyorum yanlış söyledim az önce. Sırbistan ve arkadaşlar Yunanistan Makedonya'yı işgal etti ki zaten 1. Balkan'ın sonunda imzalayacağım antlaşma Londra'dır. O Londra antlaşmasına göre Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a, Güney Makedonya Yunanistan'a bırakılacak. Yine arkadaşlar Bulgaristan bakın Osmanlı'ya saldıran devletlerden bir tanesidir. Bulgaristan arkadaşlar Trakya bölgesini işgal etti. Bakın Trakya'yı işgal etti. Şimdi Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan. 4 tane devlet şu anda Osmanlı topraklarında ne yapıyor arkadaşlar? İşgal faaliyetlerini başlattı. Bakın şimdi ben mücadeleye devam ettiriyorum. Gelişimi dedim ya. Ben bu 4 tane devlete karşı Karadağ zaten mücadele gösteriyorum arkadaşlar. Osmanlı Karadağ arkadaşlar mücadeleye başladı. Yalnız Karadağ mücadelem yetmez ki benim. Çünkü Yunanistan aynı zamanda geldi ve Ege adalarını işgal etti. Rodos'u 12 ada İtalyan'ın korumasına bırakmıştım zaten. Dolayısıyla benim denizde de mücadele etmem gerekiyor arkadaşlar. 7. İşte burada Osmanlı Devleti'nde bundan sonra benden çok fazla ismini duyacağınız bir adam var. Bir askeri yetkili var arkadaşlar. Bir denizci var. Rauf Bey. Hamidiye Kruvazör arkadaşlar. Nedir Kruvazör? O dönemin şartlarına göre yüksek harp teknolojisine sahip olan gemiler için kullanılan bir ifadedir. Rauf Bey, Hamidiye Kruvazörü olarak Yunanlarla Ege'de mücadele etti diyoruz. Rauf Bey arkadaşlar ki bundan dolayı zaten Hamidiye Kahraman unvanı vereceğim. Rauf Bey, Hamidiye Kruvazörü değerli arkadaşlar. Hamidiye Kruvazörü olarak mücadele etti. 3 tane gemiyle yaklaşık 15-16 Yunan gemisini batırmasına rağmen sonuç alamadı arkadaşlar. Peki devam ediyorum efendim. İşte bütün bu süreç devam ederken fırsattan istifade eden Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Evet Arnavutluk bağımsız oldu. Bak savaş devam ediyor şu anda. Arnavutluk arkadaşlar bağımsız oldu. Peki devam ediyorum 9. Bütün bu karada ve denizde mücadele devam ederken bir taraftan Arnavutluk bağımsız olurken kıymetli dostlar peki içeride yaşanan çok önemli bir olay var. Nedir o? Babı Ali baskını gerçekleşti. Arkadaşlar bakın şimdi bu özellikle Babı Ali baskını gerçekleşti diyelim ve ondan sonra Babı Ali baskını gerçekleşti. Şuraya dönelim. Bakın şimdi Babı Ali baskını gerçekleşti diyorum ya kaynaklar genelde şöyle alıyor bunu. İşte 1. Balkan'da Londra Antlaşması'nı imzalatıyor önce ondan sonra Babı Ali baskını. Ve bilinçaltına beni dinleyen kardeşim bilinçaltına şöyle giriyor. Ha demek ki 1. Balkan Savaşı bitmiş Londra Antlaşması imzalamış sonra Babı Ali baskını olmuş. Hayır sakın. 1. Balkan Savaşı devam ederken Babı Ali baskını gerçekleşmiştir. Babı Ali baskından sonra şimdi anlatacağım. Savaş bir müddet daha devam etmiştir. Ondan sonra arkadaşlar Osmanlı Devleti sonuç alamayınca Avrupalı devletlerin devreye girmesiyle Londra Antlaşması imzalanmıştır. Onun için kronolojiye dikkat. Savaş devam ederken Babı Ali baskını, baskından sonra savaşın bir müddet daha devam etmesi, ondan sonra 1. Balkan sonunda Londra Antlaşması'nı imzalaması. Bak dikkatinizi özellikle buraya çekiyorum. Hemen şimdi sıcağı sıcağına Babı Ali baskını diyoruz. Ben kasıtlı olarak Babı Ali baskını burada inceliyorum ki sizin bilinçaltınıza böyle girsin arkadaşlar. Diğer türlü karıştırırsın, unutursun. Bir tane soruna mal olabilir senin. Babı Ali baskını nedir ya? Babı Ali nedir? Bunun baskını nasıl oluyor? Bakın arkadaşlar,
Özellikle dedim ki Jön Türkler 2. Abdülhamit 93 Harbi'nin etkisiyle Balkanları sürgüne gönderdikten sonra güçlenerek İttihat Terakki'ye dönüştüler. 2. Meşrutiyet döneminde de partileştiler artık. İttihat Terakki içinde ön plana çıkan etkin subaylar var. Enver Bey, Talat Bey gibi arkadaşlar, Cemal Paşa gibi. Özellikle Enver ve Talat Beyler. İşte şu anda arkadaşlar Osmanlı yönetiminde bakın padişah olarak Mehmet Reşat var. Peki sadrazam olarak kim var hükümetin başında? Kamil Paşa hükümeti var. İşte bu Babali dediğimiz bizim hükümet binasının adıdır. Sadrazamın arkadaşlar ki sadrazam da hükümetin başındaki adam. Dolayısıyla hükümetin sadrazamın arkadaşlar olduğu yer Babali olarak adlandırılıyor. O zaman hükümet binasının baskını olarak anlayacağım. İşte Babali baskınının arkadaşlar sebepleri diyorum. Bakın sebepleri diyorum. Bir, baskını yapan kim? İttihat ve Terakkiciler. Özellikle İttihat ve Terakki'nin önde gelenlerinden Enver Bey, yanına almış olduğu Talat Bey arkadaşlar. Ve güvendiği subay grubu. Geldi ve Babali binasını arkadaşlar kuşattılar. Diyoruz ki sebeplerden birincisi Enver Bey ve Kamil Paşa arasındaki husumet. Bak Enver Bey ve arkadaşlar Kamil Paşa arasındaki husumet. Kamil Paşa kim? Sadrazam şu anda hükümetin başındaki adam. Aynı zamanda arkadaşlar ikincisi, 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yeterince bir güç, varlık, irade ortaya koyamaması Enver Bey için bir gerekçe oluşturur. Diyor ki 1. Balkan'da bu hükümet doğru düzgün iş yapamadı. Onun için diyor bunun görevde ne yapılması lazım? Alınması lazım. Yani 1. Balkan'da Osmanlı'nın yeterli performansı ortaya koyamaması. 1. Balkan'da Osmanlı'nın yeterli performans ortaya koyamaması 3. Edirne ve Kırklareli dahil Trakya şu anda arkadaşlar ta Çanakkale Gelibolu hattına kadar Çorlu bölgesine kadar geldi. Bulgaristan şu anda arkadaşlar Bulgarların işgalinde. İstanbul'da bir söylenti çıkıyor. Kamil Paşa hükümeti savaşmadan Edirne bölgesini Bulgaristan'a bırakacakmış. İşte Enver Bey'in gerekçelerinden bir tanesi bu. Olmaz diyor. Biz bunu kabul edemeyiz arkadaşlar. Onun için Edirne'nin Bulgarlara bırakılacağı söylentisi. Bakın Edirne'nin Bulgarlara arkadaşlar bırakılacağı söylentisi. Evet şimdi baskının gelişimi diyoruz. Bakın baskının gelişimi diyoruz. Bir, Enver ve Talat Bey geldi İttihat Terakki'nin öncü subayları olarak çattan arkadaşlar hükümet binasını kuşattı. Ve vurdu adam kapıyı çat çüt diye arkadaşlar girdi hükümet binasına. Buraya kadar bir alalım. Enver ve Talat Bey arkadaşlar bakın Enver ve Talat Bey arkadaşlar öncülüğünde Babali'ye baskın yapıldı. Baskın yapıldıktan sonra özellikle Enver Bey arkadaşlar çift silahlar giriyor. Etrafa da 100-160 civarında subayla çevirtiyor arkadaşlar. Güvendiği subaylara ve o patırtıyıp ve bakanlar koridorlara çıkmaya başlıyor. Nazırlar nedir diyor oradaki arkadaşlar bakanlardan bir tanesi. Bu sizin yaptığınız haydutluktur. Enver Bey Senan haydutluğu nasıl olduğunu göstereyim diyor. Çat arkadaşlar koridorda bakanın birisini vuruyor ve adam orada ölüyor. Cihat Paşa. Ondan sonra diyor ki bu bir baskındır kardeşim. Sadrazam neredeyse gelsin diyor. Kamil Paşa geliyor diyor ki Kamil Paşa seni istemiyoruz. İstifanı yazacaksın. Kamil Paşa direniyor. Eğer diyor imzalamazsın istifanı yazmazsan sonun diyor yerde yatan paşa gibi olur. Ve Kamil Paşa zorla istifasını yazdırıyor. Talat Paşa'ya diyor ki Talatçım beni burada bekle. Mukavemet gösteren olursa da çek vur diyor. Ben biraz sonra geliyorum. Çattanı alıyor. Kamil Paşa'nın istifa yazısını padişaha çıkıyor. Padişahım diyor işte görüyorsun burada sadrazam istifa etti. Ve çattana padişah onaylıyor bunu. Ondan sonra arkadaşlar hareket ordusunun başkanı olarak İstanbul'a gelen 31 Mart isyanını bastıran Mahmut Şevket Paşa'yı da sadrazam olarak atatıyor. Ve ondan sonra arkadaşlar tekrar dönüyor. Diyor ki Kamil Paşa buyur senin istifa onayın. Hadi bakalım güle güle seninle işimiz yok. Ondan sonra Mahmut Şevket Paşa geliyor ve çattan arkadaşlar sadrazamın koltuğuna oturuyor. İşte diyoruz ki iki Kamil Paşa'ya bakın istifa ettirildi. Arkadaşlar Kamil Paşa'ya zorla arkadaşlar istifa ettirildi. Ve 3 Mahmut Şevket Paşa sadrazam yapıldı. Mahmut Şevket Paşa arkadaşlar sadrazam yapıldı. Ve 4 Mahmut Şevket Paşa arkadaşlar sadrazam yapıldı. Ve Mahmut Şevket Paşa şöyle düşünmeyin lütfen. Şimdi Enver Bey ne derse onu yapmıştır. Hayır arkadaşlar. İşte Mahmut Şevket Paşa bilakis İttihat Terakki muhaliflerine ılımlı davranmaya başladı.
Uyarıyor Enver Bey. Yapma etme paşa bak yani bu bizim İttihat Terakki karşıtlarını bıç yani çek. Bunları öldür, vur, kır, şiddet, biç geç bunlar. Ve Mahmut Şevket Paşa bunu yapmayınca bir müddet sonra Mahmut Şevket Paşa da suikaste kurban gitti. Değerli arkadaşlar. Evet, hemen buraya bir not açıyorum efendim. Ve diyorum ki Mahmut Şevket Paşa arkadaşlar sadrazam oldu ama sürecin devamında Mahmut Şevket Paşa arkadaşlar suikaste kurban gitti. Bakın İstanbul'da suikaste kurban gitti. Ve şimdi bu Babali baskının önemi nedir arkadaşlar? Benim ağzımdan rejimle ilgili bir şey duyan var mı? Bak mesela ben kanun esaslılarda falan rejim dedim. 31 Mart isyanında rejim dedim. Buranın rejimle bir alakası yok. Padişah aynı yoluna devam ediyor. Sadrazamın biri gitti biri geldi. Mesela monarşik yapıyoruz sona erdi mi? Hayır. Meşrutiyetlerin sona erdi mi? Hayır. Sadrazam padişahı tamamen bırakıp bir başka meclis geldi mi? Hayır. Onun için arkadaşlar bu Babali baskının rejimle ilgisi yoktur diyoruz. Bakın. Özellikle arkadaşlar rejimle ilgisi yoktur. Peki rejimle ilgisi yoksa ben bunu nasıl tanımlamalıyım yani Babali baskını? Bu arkadaşlar bir hükümet darbesidir. Bakın hükümet... Evet, darbesidir. Hükümetin birini görevden aldı, başka bir sadrazam, başka bir hükümet geldi. 3. Babali baskınında şunu bileceksiniz. İttihat ve terakkicilerin Osmanlı yönetimine el koyduğu yer işte bu Babali baskındır. 31 Mart isyanı değildir arkadaşlar, tamam mı? İttihat ve terakkiciler Osmanlı yönetimine el koydu. İttihat ve arkadaşlar terakkiciler Osmanlı yönetimine el koydu. Dostlar, 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar, ta Talatpaşa hükümetinin, İttihatçı hükümetin göreve bırakıp yurt dışına çıkmasına kadar Osmanlı politikalar İttihat Terakkiciler tarafından yönetilecek. Ve İttihat Terakkiciler tamamen arkadaşlar İzmir suikast ile temizlenecek. İzmir suikast girişiminin soruşturması ile temizlenecek. Peki, sonra ne oldu? Mahmut Şevket Paşa arkadaşlar suikastı kurban gidince unutmayınız lütfen Osmanlı Devleti'nde turunvirlik yönetimine geçildi. İngilizce'de trikaş demek 3 demek arkadaşlar. Turunvirlik yönetimi 3 adam yönetimi demektir. Enver, Talat, Cemal Paşalar. İşte bu meşhur üçlü arkadaşlar turunvir olarak adlandırılmaktadır. Bundan sonraki politikaları bu 3 adam üzerinden götürecek Osmanlı. Evet ve arkadaşlar bir tane daha buraya not açıyorum. Babali baskınından sonra bakın. Baskından sonra 1. Balkan Savaşı bir müddet daha devam etti arkadaşlar. 1. Balkan Savaşı bir müddet daha devam etti. Bak dikkat kronoloji. Osmanlı Devleti sonuç alamadığı gibi Avrupalı devletlerin devreye girmesiyle beraber arkadaşlar Londra Antlaşması imzalandı. Londra Antlaşması imzalandı. Peki ne yapmak gerek? Londra Antlaşması'nın arkadaşlar içeriğine bakmak gerek. Peki Londra Antlaşması ne diyor? Şimdi Londra Antlaşması için bir. Diyor ki arkadaşlar, diyor ki taraflar arasında sınır Midye Enesat'ta olacak. Bakın taraflar arasında sınır Midye Enesat'ta olacak. Şimdi yayın yönetmenim şurada bir şey çizeceğim. Bir tam olarak orayı alıyorum kameramız bir. Rica etsem oradan bir bakabilir misiniz? Ben nereye kadar haritayı yaslatabilirim? Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burasını İstanbul olarak düşünüyorum, tamam mı? Burası arkadaşlar Karadeniz hattı. Çok bizi şu anda o taraf ilgilendirmiyor. Şöyle Karadeniz buradan geliyor biliyorsunuz. Kırım çıkıntısını oluşturuyor. Bakın şurası Karadeniz. Peki İstanbul Boğazı. Şurası arkadaşlar... Evet, Marmara Denizi, Kapıda Yarımadası ve şurası biliyorsunuz Çanakkale Boğazı'nın olduğu yer. Şurası şöyle geliyor ve bugünkü Yunanistan arkadaşlar, Mora Yarımadası. Şurası şöyle devam ediyor ve İtalya falan. Şimdi dikkat ediyoruz. Şurası da arkadaşlar İzmir hattı vesaire güneye doğru devam ediyor. Şu arkadaşlar bakın Rumeli dediğimiz şuradan şöyle şurası Avrupa tarafı olarak adlandırılıyor. Bakın şimdi. Şu Karadeniz'deki şu sınırdan Ege Akdeniz dediğim şu sınır arkadaşlar. Bak bir tane şöyle hat çiziyorsunuz. Bizim Midye Enez dediğimiz hat var ya. O Karadeniz ve arkadaşlar Akdeniz arasındaki iki tane işte arkadaşlar tarafın tam ortasına böyle birleştiren çizgidir. Peki
bir tane daha hat çıkacak bizim karşımıza. O da kıymetli arkadaşlar, Meriç Nehri hattı. Bakın Meriç, Meriç. Dostlar, işte bu, bak işte bu Midyenes'in batısı, Meriç Nehri'nin doğusunda kalan şu topraklar var ya, burası arkadaşlar Doğu Trakya olarak adlandırılır. Şu Midyenes'in arkadaşlar batısı Trakya'dır. Bak böyle Trakya devam ederken şu arkadaşlar Meriç'in doğusu, Midyenes'in batısı. Tam bu arada Doğu Trakya. Peki bu Doğu Trakya'da arkadaşlar ne var? Edirne Kırklareli var. Bak özellikle en önemli iki yer Edirne Kırklareli. Hiç unutma lütfen. Ben Edirne Kırklareli dediğim zaman çat Doğu Trakya aklına gelecek. Peki 1. Balkan Savaşı'nın sonunda Balkan devletleri benim sınırım nere? Midyenes attı. O zaman Edirne Kırklareli dahil olmak üzere arkadaşlar benim elimden çıkmış sonucu çıkar. 2. Balkan'ın sonunda sınırım nere olacak? Meriç Nehri. Yani orada da ne anlayacaksın sen? 1. Balkan'da kaybettim Edirne ve Kırklareli ne yapmış olacağım? Geri almış olacağım. Tamam. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar buraya. Sınır nere? Midyenes attı. Peki devam edelim şimdi. Diyor ki arkadaşlar bakın bu Londra Antlaşması. Özellikle bak Selanik. Arkadaşlar aynı zamanda Yanya, aynı zamanda arkadaşlar Girit Yunanistan'a ait olacak. Bakın şimdi konuyu anlayacağız arkadaşlar. Ezberlemeyeceğiz. İkinci meşrutiyetin ilanı 31 Mart isyanın etkisiyle dedim ki Girit Yunanistan'a bağlandı. Kendi inisiyatifiyle bağlandı. Ben bunu kabul etmedim ki. Osmanlı Devleti Girit'in tüm antlarını Yunanistan'a ait olduğunu ilk defa hangi resmi antlaşma ile teyit etmiştir? Londra Antlaşması arkadaşlar. Tamam mı? Bu çok böyle güzel orijinal bir soru olur. Ve yetmiyor. Aynı zamanda 3. Bakın. Bozcaada Gökçeada arkadaşlar. Bozcaada ve Gökçeada dışındaki Ege adaları Yunanistan'a bırakıldı. Ve 4. Yine arkadaşlar bakın Trakya arkadaşlar. Trakya Bulgaristan'a bırakıldı. Yine arkadaşlar 5. Bak Kuzey ve Orta Makedonya. Sırbistan'a bırakıldı. Yine arkadaşlar 6. Güney Makedonya. Bakın Güney Makedonya Yunanistan'a bırakıldı. İşte bazı kaynaklarda şöyle yazacak. Makedonya Sırbistan ve Yunanistan arasında paylaşıldı. Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan, Güney Makedonya Yunanistan. Yine değerli arkadaşlar 7. Bakın Arnavutluğun durumu. Arkadaşlar bak Arnavutluk durumu Avrupalı devletlerin kararına bırakıldı. Bak Avrupalı devletlerin kararına. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar Osmanlı'nın 1. Balkan Savaşı'nı kaybetme sebeplerine. Evet, Osmanlı'nın 1. Balkan Savaşı'nı kaybetme sebepleri arkadaşlar. Evet, bunun birincisi şudur. Özellikle Osmanlı Devleti'ndeki silah ve teçhizat yetersizliği arkadaşlar. Silah ve teçhizat yetersizliği. Yani artık savaş da dağılma döneminden itibaren sürekli savaş var. Ve ikincisi şudur. Ya 4 tane Balkan devleti Osmanlı arkadaşlar beraber saldırdı. Kolay değil yani 4 devletle birden başa çıkmak. Onun için diyorum ki Balkan devletlerinin bakın Osmanlı'ya topluca saldırısı arkadaşlar. Peki bunun üçüncüsü nedir? Bunun üçüncüsü şu. Osmanlı Devleti'nde kıymetli dostlar ordu içinde bir alaylı mektepli çatışması var. Yani İttihat Terakkici olan ve olmayan subayların çatışması var. İşte bu emir komuta zinciri tamamen arkadaşlar bozdu. Onun için ordu içerisindeki bloklaşma diyoruz. Bakın ordu içindeki arkadaşlar bloklaşma. Ordu içindeki bloklaşma. 4. İttihat ve Terakkiciler orduyu gençleştiriyoruz düşüncesiyle özellikle kendilerine muhalif olan arkadaşlar subayları ordudan attılar. İşte bu durum orduda zafiyet oluşturdu. Evet, ordunun bir kısmının arkadaşlar terhis edilmesi diyoruz. Yani subayların arkadaşlar oradan atılması. 5.
Yine kaybetme sebeplerimden biri değil. Bakın. Ordunun bir kısmı arkadaşlar Yemen bölgesine gönderiliyor. Niye? Orada arkadaşlar Yemen dediğim Arabistan'a. Orada arkadaşlar Vahabi isyanı var. İşte o Vahabi isyanının bastırılması için ordunun bir kısmı oraya sevk edilince burada bir zafiyet oluşuyor. Onun için diyoruz ki ordunun bir kısmının, ordunun arkadaşlar bir kısmının aynı zamanda Arabistan Yarımadası'nda Yemen bölgesinde olması. Silah ve teçhizat yetersizliği, Balkan devletlerinin Osmanlı topluca saldırması, ordu içindeki bloklaşma, alaylı mektepli çatışması, ordunun arkadaşlar bir kısmının terhis edilmesi, ordunun bir kısmının Yemen'de bulunması, yani diyecek ki sana bir de ordunun siyasete karışması. Bakın, ordunun siyasete karışması. Mustafa Kemal bir dönem İttihat ve Terakkicilerle beraber hareket etti. Mustafa Kemal'in ordu siyasete karışmamalı tezi işte burada arkadaşlar ortaya çıktı. Bakın ve bundan dolayı zaten İttihat ve Terakkicilerle yolunu ayırdı. Ve dostlar ve ben aynı zamanda bakın Ege Denizi'nde mücadele ediyorum. Hani nerede sağlıklı donanman? Belki Rauf Bey'in elinde çok sağlıklı dinamik bir donanma olsaydı belki Yunanlardan arkadaşlar o adaları kaptırmayabilirdim. Hem Trablusgarp Savaşı hem de 1. Balkan Savaşı'nda benim başarılı olamayışımın arkadaşlar önemli sebeplerinden biri nedir? Sağlıklı bir donanmanın olmaması. Onun için diyorum ki bakın sağlıklı bir donanmanın olmaması arkadaşlar. Sağlıklı bir donanmanın olmaması. Şimdi hemen birkaç tane bilgi alacağım. Not. Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'nda dedim ki gazeteci Şerif Bey olarak Trablusgarp bölgesine gitti. Derne Tobruk'ta halk arkadaşlar örgütledi. Peki 1. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal özellikle Bulgarlar gelip bakın ta bu Gelibolu hattına kadar yaklaşınca Osmanlı tedirgin oldu. Niye? Adamın Çanakkale Boğazı'na inmesi an meselesi. Ne yapmak lazım? Burayı kontrol altına almak lazım. Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'nda Akdeniz Boğazlarını koruma harekat şube komutanlığı yapmıştır arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal, bakın Mustafa Kemal 1. Balkan'da arkadaşlar, 1. Balkan Savaşı'nda Akdeniz Boğazları'nı koruma harekat şube komutanlığı yapmıştır. Bu bir. İkincisi değerli arkadaşlar, bakın bir tane daha not açıyorum. 1. Balkan Savaşı'nda en karlı çıkan devlet Bulgaristan olmuştu. Bulgaristan sınırlarını getirdi ta Ege Denizi'ne kadar indirdi. Ve 1. Balkan'ın sonunda Osmanlı Devleti'nin tek sınırı arkadaşlar Bulgaristan Devleti iledir. 2. Balkan'ın sonunda arkadaşlar Bulgaristan ve Yunanistan'la sınırım olacak. O zaman diyorum ki 1. Balkan Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet arkadaşlar kim olmuştur? Bulgaristan. İşte o Bulgaristan büyük Bulgar devletini kurma eline yaklaşmıştır. Ege Denizi'ne kadar inmiştir. Ege Denizi'ne Bulgaristan inmesi en çok adaları tehdit ettiği için Yunanistan'ı rahatsız etmiştir. Ve bu durum zaten 2. Balkan Savaşı'nın da tetikleyici arkadaşlar unsuru olmuştur. Ve bir tane daha not alıyorum. Şimdi siz bir Londra Antlaşması imzaladınız. Burada arkadaşlar belli şartlar ortaya koydunuz. Lakin İşte bu Londra Antlaşması geçerliğini kaybetti. Niye? 2. Balkan Savaşı başlayınca Londra Antlaşması boşluğa düştü. Ve 2. Balkan sonunda 4 antlaşma imzalanacak dostlar. Şimdi bir şey daha geliyor. 1912'lerde yapılan bir seçim var Osmanlı Devleti'nde. İttihat ve Terakkicilerin baskısıyla yapılan işte bu seçimler sopalı seçim olarak adlandırılmıştır. Evet, İttihat Terakki'nin baskısıyla yapılan arkadaşlar seçimler sopalı seçim olarak adlandırıldı. Bakın sopalı seçim ve İttihat Terakkiciler baskın şekilde arkadaşlar özellikle birinci parti olarak çıkmayı başardı buradan. Ve bir sopalı seçimde 1946-50'li yıllardadır. Beyaz Devrim, Demokrat Parti sürecinin başlangıcındadır. Onunla bunu karıştırmayacağız. Peki efendim, sopalı seçimi de kenara bırakıyoruz. Dedim ki bakın, özellikle Osmanlı Devleti Londra Antlaşması'yla adaları arkadaşlar kaybetti. Peki bu adalar ve Arnavutluğun durumu Avrupalı devletlerin kararına bırakıldı mı? Evet. İşte değerli arkadaşlar, siz eğer kalkıp da bu adalar durumunu Avrupalı devletler nerede gündemine almıştır, konuşmuştur diye sorarlarsa 1914 yılı Elçiler Konferansı diyeceksiniz. Orada arkadaşlar
alınan karar 1. Dünya Savaşı başlayınca uygulanamamıştır. Onun için bir notta onun için alacağım. Bir notta onun için alacağım. 1914'te Elçiler Konferansı toplantı. Evet arkadaşlar, ve bunu da hani öncüle falan bir yere sokarlarsa sıkıntı yaşamayalım, tamam mı? Evet, 1. Balkan Savaşı'nın arkadaşlar süreci bu şekilde sonuçlanmış oldu. Osmanlı Devleti bu savaştan yenik çıktı. Trakya toprakları, Ege Adaları fiil olarak arkadaşlar Makedonya bölgesi, aynı zamanda Arnavutluk arkadaşlar, özellikle bu Sırbistan, İşkodra, Manastır bölgesi. Peki bir hatırlatmada, 2. Abdülhamit değerli arkadaşlar meclis kararıyla tahttan indirilince nereye gönderdi? Selanik'e sürgüne gönderildi. İşte bu Selanik'i burada kaybedince ben 2. Abdülhamit'i aldım ve tekrar İstanbul'a getirdim. 1918 yılında ölene kadar Beylerbeyi Sarayı'nda tuttum. Evet, 2. Balkan Savaşı'na geçmeden burada duruyorum. 2. Balkan Savaşı'nı ayrı bir arkadaşlar ders yapacağım. Çünkü 2. Balkan Savaşı ve sonucundaki 4 antlaşma bizim için önemli. Balkan Savaşları'nın genel sonuçlarını konuşacağız. Ondan sonra da 1. Dünya Savaşı diyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın.